günaydınlar. Bugün 19 Ocak Perşembe. Sabah Haber'de karşınızdayız. Haftanın sonuna doğru ilerlerken güzel bir Perşembe sabahında gelişmelere birlikte bakalım. Ben Nargın Bingöl. Başlıyoruz ekibimizle birlikte. Peki nerelerdeyiz? Sosyal medyadayız. FM 100.1, 102, 90.6, 89.6 radyo frekanslarındayız ve dijital platformda da yayındayız. Kuzey Kıbrıs Smart TV'den de aramıza katılabilirsiniz. Gündemimize bakalım, sonra manşetler. Restore edilerek hizmete hazır hale getirilen Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüğü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılacak. Açılış saat 11'de. KITOS, Ortaeğitim Öğretmenler Sendikası, DAÜSEN ve ODTÜ KampüsSEN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile ilgili KITOS binasında bir basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı saat 12'de. Art Rooms Galeri'de Turan Aksoy'un Bütün Cinler sergisi açılacak. Sergi açılışı saat 18.30'da. Ve manşetler, bakalım günün manşetlerinde neler var bu sabah? Diyalog gazetesiyle başlayalım. 7 ay oldu manşetini görüyoruz Diyalog'ta. Çocuklar arasında defin yeri konusunda yaşanan anlaşmazlık yüzünden Aysan Gazi'nin cenazesi hala morgda bekletiliyor. 7 ay oldu diye aktarılıyor. Evlatlar arasındaki uzlaşmazlık sürüyor ve gözler yüksek mahkemede. Yeni Boğaziçi köyünde yaklaşık 7 ay önce hayatını kaybeden ancak çocuklar arasında defin yeri konusunda yaşanan anlaşmazlık yüzünden cenazesi morgda bekletilen Aysan Gazi hala defnedilemedi. İngiltere'de yaşayan çocukları, anneleri Aysan Gazi'nin vasiyeti olduğu gerekçesiyle cenazesini oraya taşımak istiyor. Kıbrıs'ta yaşayan oğluysa Aysan Gazi'nin cenazesini Yeni Boğaziçi köyünde defnetme konusundaki ısrarını sürdürüyor. Evlatlar arasında yaşanan ve mahkemeye taşınan bu durum nedeniyle talihsiz annenin cenazesi 7 aydan beri morgda bekletiliyor. Son sözü yüksek mahkemenin söylemesi bekleniyor. Gözler yüksek mahkemede konuyla ilgili. %65 artış Kıbrıs'ın güneyi geçtiğimiz yıl içinde 3 milyon 201 bin turist ağırladı. %65 artış olarak kayıtlara geçti. Altınova Yas'ta 26 yaşındaki Tahsin Tilki, Gazi Mosa İskele ana yolunda meydana gelen trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi. Altınova Yas'ta bir polis çavuşuyla yaptığı görüşmeyi izinsiz kayda alıp daha sonra ifşa eden Ahmet İçin'in başı belaya girdi. Şikayet üzerine tutuklandı, haberi de ön sayfada. Amerikan basını Güney Kıbrıs'ın Rus oligarklara verdiği vatandaşlıkları ele aldı. Binlerce pasaport haberi de yer alıyor ve geçiyoruz Güneş'e. Güneş gazetesi, bakalım manşetindeyiz. Önceliğimiz sosyal ve ekonomik gelişme. Taçoy'un açıklamaları var manşette. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, engelli ve sosyal yardım alan kişilerin maaşlarının yeniden düzenleneceğini söyledi. Önceliğimiz sosyal ve ekonomik gelişme. Taçoy'un açıklamalarının ayrıntılarına geçelim. Sosyal yardım alanların maaşlarına düzenleme ve genel sağlık sigortası ülkemize kazandırılacak açıklamaları var. Katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulundu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy. Sosyal yardım alan kişilerin maaşlarının yeniden düzenleneceğinin müjdesini verdi. Yeni düzenlemeyle sosyal yardım alanlar asgari ücretin %45'i kadar maaş almış olacak. Bu da 6500'e yakın bir maaşı sosyal hizmetler alacak demektir. Eğer evlilerse %10 katkı payı alacaklar. Bunun yanı sıra %6 da çocukları için alacaklar dedi ve ekledi. Engelli maaşı ise 13.600 brüt miktarın %60'ı kadar olacak. Aynı şekilde %20
eş yardımı alacaklar. Çocuk yardımı ise %10. İki çocuk varsa bir %10 daha yardım alacaklar. Böylelikle engelli vatandaşlarımız %100'e tamamlanabilecek bir asgari ücret alabilecek. Engelli vatandaşlarımızın iş bulmaları halinde ise %30 maaşlarına ek katkı yapılması konusu devam eden projelerimizden biridir. Sosyal yardım alanların maaşlarına düzenleme, Bakan Taçoy'un açıklamalarından. Bakan Taçoy çalışma izni, akitleme gibi işlemlerin de daireye gitmeden online sistem üzerinden yapılmaya başlandığını duyurdu. Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 30 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geleceğini belirten Taçoy, bu ziyaret kapsamında genel sağlık sigortasının ülkemize kazandırılacağı bir anlaşmanın yapılacağı bilgisini de paylaştı. Bakan Taçoy, sosyal sigorta, ihtiyaç sandığı, sosyal hizmetler, engelli hakları, iş sağlığı, güvenliği, çalışma hayatındaki koşullar gibi konular üzerinde vatandaşı bilgilendirici bir kamu spotu çalışmasının da yapılacağını söyledi. Önceliğimiz sosyal ve ekonomik gelişme manşetiyle gazete aktarıyor Bakan Taçoy'un açıklamalarını. Bakalım logo üstünde neler var? Bölgemizi turizmin göz bebeği yapmak istiyorum. Açıklamasına bakalım. Kadınların yapacağı hiçbir şey yok. Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu'nun açıklamaları. Çevre ve turizm alanlarında çalışmaları başlattıklarını belirtiyor. Bölgemizi turizmin göz bebeği haline getirmek istiyorum dedi. Katıldığı bir televizyon programında açıklamalar yaptı. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile ilgili başlattığı girişimlerden bahseden Tuğlu, ülkenin ikinci kadın belediye başkanı olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını dile getirdi. Seçim sürecinde kadınlardan büyük destek aldığını ifade eden Tuğlu, kadınlarımızı daha iyi temsil etmek, onlara yapamayacakları hiçbir şey olmadığını göstermek istiyorum. Bölgeme kadın eli değdiğinden nelerin değişebileceğini göstermek istiyorum açıklamasını yaptı. Belediyelerde hizmet dengesini sağladık. Belediyelerin gelirleri yükseldi. UBP Milletvekili Emrah Yeşilurman değerlendirmelerine bakalım. 51 Taksim 95 sayılı belediyeler değişiklik yasasına işaret ederek düzenlemeyle farklı refah seviyesinde bulunan belediyelerin hizmet dengesini sağladık dedi. Devlet bütçesinde öngörülen mahalli gelirlerin belediyelere %85 nüfus oranında, %15'te yüz ölçümleri oranında paylaştırıldığını belirten Yeşilırmak, ayrıca oluşturulan havuz sisteminden de belediyelerin pay alacağını ifade etti. Yasayla belediyelere getirilen yetki ve hükümlülükleri paylaşan Yeşilırmak, bu kapsamda kanalizasyon kurulmasının bölge muhtarlarından projelerle ilgili düşüncelerin alınmasının zorunlu hale getirildiğini ve bunun yanı sıra aydınlatma yetkisinin de belediyelere verildiğini söyledi. Yeşilırmak'ın açıklamaları da Güneş'in logo üstünde. Logo yanına geçtiğimizde el birliğiyle çalışacağız. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun değerlendirmeleri var. Türkiye'nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uygulanacak 3 büyük projenin kısa sürede hayata geçirilmesi için el birliğiyle çalışacaklarını söyledi. Kıbrıs'ı Türkler için en büyük Türkiye'dir açıklamasıysa Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Tören'in açıklamaları. Kıbrıs'ta Türkler için en büyük Türkiye'dir. Türk ordusu ve Türk milletidir. Asla biz milletimizden ve anavatan Türkiye'den vazgeçmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Vatandayız. Kıtamsa kamu iş motorlu araçlar biriminde grevde. Bakana suçlama manşeti Vatan Gazetesi'nde. Ayrıntılara bakalım. Altın yumurtlayan tavuğun bile kafasını koparıyor açıklaması paylaşıldı. Kıbrıs Türk Alman Memurları Sendikası KTAMS ve Kamu İşçileri Sendikası Kamu İş, Lefkoşa Motorlu Araçlar Biriminde tam gün grev başlattı. Yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek ve Bakan Arıklı'ya sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Sendikalar Bakan Arıklı'ya sorunlara karşı ilgisizlikle de suçladı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde konuşan KıTAMS Başkanı Güven Bengihan, trafik dairesine bağlı olan motorlu araçlar biriminde personel eksikliği, malzeme eksikliği ve otomasyon sisteminin sağlıklı çalışamaması gibi sorunlar yaşandığını anlattı. Altın yumurtlayan tavuk olarak nitelediği motorlu araçlar biriminde ayda 30 milyon TL ve yılda 360 milyon TL civarında harç toplandığını belirten Bengihan, Erhan Arıklı altın yumurtlayan tavuğun bile kafasını koparıyor dedi. Tüm ilçelerdeki motorlu araçlar biriminde sıkıntılar yaşandığını kaydeden Bengihan, yetkilileri birime gerekli özeni göstermemekle suçladı. Bakana suçlama manşetiyle görüyoruz haberi. Logo üstünden devam edelim. Logo üstünde de Kızıl Yüreğin Kıbrıs vatandaşlığı sorusuna Avrupa Komisyonu'ndan yanıt geldi haberini görüyoruz. Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızıl Yüreğin, Kıbrıs vatandaşlığı elde edemeyen Kıbrıslı Türk gençlerin hak ihlaline ilişkin soru önergesine Avrupa Komisyonu'ndan gelen yanıtta, Avrupa Birliği hukukunun kapsadığı durumlarda üye devletlerin uyruk alanındaki kurallarının Avrupa Birliği hukukuna da uygun olması gerekir denildi. Kızıl Yürek sorusunda ebeveynlerinden birinin Kıbrıs vatandaşlığına sahip olmasına rağmen karma evliliklerden doğan bireylerin Kıbrıs vatandaşlığı alma haklarının reddedilmesinin kabul edilemez olduğunun altı çizilmişti. Hatırlatılıyor, Kızıl Yüreğin Kıbrıs vatandaşlığı sorusuna Avrupa Komisyonu'ndan yanıt geldi haberinde. Milli Eğitim Bakanlığı okulların akademik yönden desteklenmesi amacıyla 6 üniversiteyle bir protokol imzaladı. Logo yanındayız. Milli Eğitim Bakanlığı, Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlı okulların akademik yönden desteklenmesi amacıyla 6 üniversiteyle eğitime destek protokolü imzaladı. Harmancı'nın açıklamaları var. Refik Hoca Türk Belediyesi Başkanı Harmancı, bize verilen sorumlulukları yerine getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Refik Hoca Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, kendilerine verilen sorumlulukların yerine getirileceğini, yerine getirilmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı şeklinde gazete açıklamalarının ayrıntılarını iç sayfalarında veriyor. Yakında Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ümit Hasan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Son 23 yılı Yakında Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere 30 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüksek öğrenimine büyük katkılar sunmuştu Profesör Doktor Ümit Hasan. Son yolculuğuna uğurlandı. Trafik kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki Tahsin Tilki hayatını kaybetti. İskele Gazi Mousa ana yolunda dün meydana gelmişti trafik kazası. Bu kazada ağır yaralanan Tahsin Tilki 26 yaşında hayatını kaybetti. Onur Olguner CTP'den istifa etti. Cumhuriyetçi Türk Partisi parti meclisi üyesi Onur Olguner partisinden istifa ettiğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için müjdesi verilen 3 projeyi değerlendirdi. Feyzioğlu, Türkiye'nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uygulanacak 3 büyük projenin kısa sürede hayata geçirilmesi için el birliğiyle çalışacaklarını söyledi. Büyükelçilik konutunda gazetecilere açıklama yapan Feyzioğlu, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere Türkiye'deki tüm kurumların Kıbrıs davasını milli ruhla ele aldıklarını anlattı. Elsen tek taraflı alım garantili kablo anlaşmasına karşıyız dedi. Açıklamaları yer alıyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Elsen'in açıklamaları. Türkiye'den tek taraflı olarak enerjinin Türkiye'de kurulu bir santralden uzun vadeli alım garantili elektrik alınması için çalışıldığını öne sürerek bu şekilde bir kablo anlaşmasına karşı olduklarını bildirdi. Açıklamaları paylaşılıyor. Kıbrıs gazetesine geçelim. Dev projeye tam destek manşeti yer alıyor Kıbrıs'ta da. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su sorununu kökten çözdüğü gibi elektrik sorununu da kabloyla adaya elektrik getirerek
çözüme yönelmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'nin bu yöndeki kararlı tutumu, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Otelciler Birliği ve İŞAD tarafından memnuniyetle karşılandı. Enerjideki sıkıntılara çözecek bir hamle açıklaması geldi. Sektör temsilcilerinin açıklamaları, dönüm noktası, halkın menfaatine teknicik verimsiz, kıptek, ucube yine yapılan açıklamalardan. Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, kablo ile elektrik projesinin enerjideki sorunu ve yaşanılan sıkıntıları çözecek bir hamle olduğunu belirterek, son zamanlarda ülkemizde yaşanılanların kıptekin sürdürülemez bir yapıda olduğunu açıkça ortaya koyduğunu, dolayısıyla bu projenin enerji sorunu için hep istenilen bir çözüm olduğunu söyledi. Deniz, dünyada 2030 yılına kadar fuel oil kullanımı ortadan kalkacak. Bu projenin tez zamanda hayat bulmasıyla dünyanın hedeflediği 2030 yılından önce adamızı yeşil bir adaya da çevirebiliriz şeklinde konuştu. Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Türkiye'den kabloyla elektrik getirilmesinin enerji üretme ve daha ekonomik şartlarda enerji alabilme noktasında Kuzey Kıbrıs ve sanayisi için dönüm noktası olduğunu ifade ederek yıllardır bunu savunduklarını belirtti. Türkiye'den kabloyla elektriğin ülkemize gelmesinin ciddi bir katkısı olacağına inandığına değiniyor Kamacıoğlu. İnşallah çok hızlı bir şekilde hayata geçer açıklamasını yaptı. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Nima Çağner, mevcut durumda sağlıklı bir enerji akımı alınamadığı gibi fiyatların yüksek olmasından dolayı maliyetlerin de yükseldiğini söylüyor. Türkiye suyla ilgili sözünü tutup yerine getirdi. Elektrikte de interkonekte olunacağıyla ilgili sözüne olan inancımız tamdır. Bunun sonucu da özellikle de işletmelerin ve hanelerin, yani Kıbrıs Türk halkının menfaati nedir ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk İş Adamları Derneği Başkanı Enver Mamulcu, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetlerinin uyumlu bir şekilde çalıştıklarını ve bunun sonucunda da ortaya büyük projelerin çıktığını söyledi. Bunlardan birinin de anavatandan kablo ile elektrik getirilmesi olduğunu kaydediyor Mamulcu. Tekniciyi verimsiz, kıpteki de ucube bir kurum diye nitelendirerek Türkiye'den elektrik getirilmesi konusunu desteklediklerini dile getirdi. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su sorununu kökten çözdüğü gibi elektrik sorununu da kablo ile adaya elektrik getirerek çözüme yönelmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin bu yöndeki kararlı tutumu sonrası sektör temsilcilerinin yapmış olduğu açıklamalar. Devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler Barış Gücü, şimdi haberimize bakalım. Çetinkaya Taksim sahasında tel çalışması başlattı. Gazetenin sür manşetinde haberimiz de var. İzleyeceğiz. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nun değerlendirmeleri var. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sertoğlu ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, BM Barış Gücü'nün Taksim sahasında yaptığı tahribata sert tepki gösterdi. Sahamızı kimseye yedirecek değiliz. Bizleri aşağılamaya yönelik bir girişim açıklamaları geldi. Bakan Ertuğruloğlu, BM'nin bir kriz yaratma içerisinde olduğunu söyledi ve sahamızı kimseye yedirecek değiliz dedi. BM Barış Gücü'nün asla kabul edilemeyecek faaliyetlerde bulunduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, Taksim sahasıyla ilgili anlaşmayı Colin Stewart'la yapmıştım. Bu yüzden onun gelmesini bekliyorum. Bakanlığımız BM yetkilileriyle sürekli temas halinde dedi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu da BM tarafından bizleri aşağılamaya yönelik bu girişimi şiddetle kınıyoruz diyerek, sorun diplomasiyle çözülmezse futbolun tüm paydaşlarıyla beton bariyerleri ve telleri geçerek gençleri sahaya sokacaklarını açıkladı. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi de demir tel örgü ve demir çitlerin tarihi surlara zarar verdiğini, saha kenarında bulunan ve yine eski eser olarak kabul edilen tribünlere yerleştirilen varillerin de söz konusu yapılara zarar vereceği değerlendirmesinde bulundu. Şimdi haberimize bakalım. Birleşmiş Milletler Barış Gücü Çetinkaya Taksim sahasında tel çalışması başlattı.
BM'nin çalışması eski eserlere tahribat da yaratıyor. BM'nin başlattığı çalışmayı BRT'ye değerlendiren Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler kriz yaratma eylemi içerisinde sahamızı kimseye yedirecek değiliz vurgusu yaptı. Ertuğruloğlu, BM yapmakta olduğu yanlıştan süratle geri dönmelidir, yapılan yanlışı hazmedip oturacak değiliz dedi. BM'nin yapmış olduğu çalışmalar bilgimize geldi, gelmeye devam ediyor. Ve asla kabul etmeyeceğimiz, edemeyeceğimiz faaliyetlerde bulunmaya devam ediyorlar. Bu konuda bakanlığımız personeli, ilgili personel, Birleşmiş Milletler sivil yetkilileriyle sürekli temas halindeler. Ben ise misyon şefi Colin Stewart'ın adaya dönmesini bekliyorum. Bir aya yakın bir zamandır ada dışında. Şimdi tabii olayı her şeyden önce şöyle değerlendirmek lazım. Hatırlayacaksınız, Colin Stewart bizimle, bakanlığımızla Çetinkaya sahasının, Taksim sahasının tekrardan rally öncesi duruma getirilmesi ve Çetinkaya Spor Kulübü'nün kullanımına verilmesi yönünde yaptığı anlaşmadan dolayı Rum yönetimi ve özellikle Dışişleri Bakanları Kasulidis tarafından adeta istenmeyen şahıs ilan edilme noktasına getirilmişti. Şimdi son birkaç gündür izlediğimiz BM askeri personelinin girişimleri bize şu mesajı veriyor. BM ciddi şekilde rahatsızlık duyan Rum tarafını tatmin etme adına hiçbir gerekçesi, haklı hiçbir yani olmayan faaliyetlerle Rum tarafını sakinleştirmeye, tatmin etmeye yönelik bir gayret içerisine girmiştir. Ancak şunu çok iyi bilmeleri gerekir. Çünkü bu mesajı kendilerine çok net bir şekilde verdik. Kendi ülkemizde, kendi futbol sahamızda bizlerin bilgi ve onayı dışında yapılan her türlü eylem ortadan kaldırılacaktır. Geri alınması gerekir. Bunu ya BM kendisi yapacaktır ya da onlar yapmazsa biz yaparız. Bunun ötesinde şunu da iyi bilmeleri gerekir. Çünkü bu konuda da uyarıldılar. Eski eserlere zarar verdiklerinin farkına varmaları gerekir. Hasarlara yaptıkları uygulamalar, yaptıkları işlemler eski eserlere zarar verici faaliyetlerdir. Dolayısıyla BM'nin halen sürdürmekte olduğu faaliyetlerin hiçbiri bizler tarafından kabul edilebilir değildir. Kalıcı olmaları söz konusu değil. Bu sahaya nereden gireceğimizi belirleme hakkına biz sahibiz. Oralarda gerekli güvenlik tedbirlerini alma görevi bizimdir. Dolayısıyla Rum tarafını tatmin etmeye yönelik göstermelik bir mülteci geçişlerini engelleme adına güya geçişleri veya sahaya girişi engelleyici tedbir almaları bizim için kabul edilebilir gerekçeler değildir. Dediğim gibi yaptıkları tüm işlemlerin temelinde rahatsızlık duyan Rum tarafını rahatlatma, onları tatmin etme, bu iş yapılırken de Türk tarafını rahatsız etme. Eğer bizim de oturup bunları benimseyip kabul edip oturacağımızı zannediyorlarsa ciddi şekilde yanılıyorlar. Kısacası BM bir kriz yaratma eylemi içerisinde gidiyor. Şunu iyice bilmeleri gerekir ki sahamızı kimseye yedirtecek değiliz. Sahanın faaliyete geçmesi bildiğiniz gibi antrenman maçları içindir. Yani Kıbrıs Türk Futbol Liglerinin resmi maçlarının oynanacağı bir saha olarak öngörülmüyor. Antrenman maçlarının yapılacağı sahadır. Herhangi bir acelemiz de yoktur. Önce saha konusu bütün boyutlarıyla olması gereken zemine oturtulur. Yapılması gereken detay çalışmalar neyse yapılır. Onun sonrasında saha
doğal, normal bir şekilde kullanıma girer. Bizi tatmin edecek olan nihai netice odur. Bunun olabilmesi için de BM'nin dediğim gibi yapmakta olduğu yanlıştan süratle geri dönmesi gerekir. Yapılan yanlışı benimseyip hazmedip oturacak değiliz. Elektrik kesilmeyecek ve ucuzlayacak. Feyzoğlu'nun açıklamaları logo yanındayız. Bakalım Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kabloyla elektrik getirilmesi projesini değerlendirdi. İlk etapta Derinya bölgesine de 276 konut yapılacağını da açıkladı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzoğlu'nun açıklamaları logo yanında Kıbrıs gazetesinde. Ve katıldığı bir televizyon programında açıklamalar yapan eski müzakereci Osman Ertuğ, Güney Kıbrıs'taki başkanlık seçiminde hangi aday ipi göğüslerse göğüslesin, temel politikada bir değişiklik olmayacağını söyledi. Rumlar saldırgan bir tutum sergiliyor değerlendirmesinde bulundu. Sadece hava yoluna bağlı kalmayacağız. Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, turizm ve ticareti desteklemek için denizcilik ulaşımını da canlandırmak üzere çok ciddi çalışmaların olacağını kaydetti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Türkiye temasları çerçevesinde Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Aydın'la görüştü. Tohum Yetiştiriciliği Birliği'ni ziyaret etti. Bakan Oğuz'un temaslarından notlar da Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çiftçisine eğitim ve destekleri sürecek başlığıyla aktarılıyor. Fındık yargılanıyor. Devlete ait arazilerin sahtekarlıkla başkasına tapulanarak satılmasını sağlamaktan yargılanmasına başlanan CTP-DP koalisyon hükümeti döneminin İçişleri Bakanlığı eski müsteşarı Hasan Fındık'ın avukatı Özgü Özyiğit ilk savunmayı yaptı. Fındık yargılanıyor. Devam ediyoruz. Halkın sesine geçelim ve Birleşmiş Milletler'den İnsanlık ayıbı haberi manşette. Birleşmiş Milletler Barış Gücü Türkiye'nin desteğiyle yenilenen Çetin Kaya Kulübü'ne ait tarihi Taksim sahasına hiçbir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamına bilgi vermeden askerlerini Şiro ve kamyonlarını göndererek müdahale etti. BM'den insanlık ayıbı başlığıyla veriliyor bu haber gazeteden. Çetin Kaya eski kulüp lokali önündeki surlardan sahaya inilen merdivenlerin çıkış noktasını beton molozlarıyla kapatan BM askerleri sahaya girişi engellemek için beton duvar yanında o bölgeyi dikenli tel örgülerle kapattı. Birleşmiş Milletler'in kimseye haber vermeden tek taraflı olarak Taksim sahasına müdahale etmesi büyük tepki çekti. Eski Eserler Dairesi de Barış Gücü'nün Taksim sahasında tarihi surlar üzerindeki merdivenlere yerleştirdiği demir tel örgü ve demir çitlerin tarihi surlara zarar verdiğini belirtti ve yerleştirilen tüm yapıların bir an önce kaldırılmasını istedi. Öte yandan tüm bu gelişmeler yaşanırken Barış Gücü Lefkoşa'da ara bölgede bulunan Çağlayan sahasını ve Lefkoşa'da Yiğitler Burcu altındaki Baf Kapısı bölgesinde bariyerlerle kesilmiş olan ara bölgeyi Rum tarafına ihlal ettirmeye devam ediyor. Bu konuda ısrarlı yayınlara rağmen BM yetkilileri gerekli adımı atmaktan kaçınıyor diye de gazete ekledi. Şimdi haberimize bakacağız. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün tarihi surlar üzerinde bulunan merdivenler kısmına yerleştirdiği demir tel örgü ve demir çitlerin tarihi surlara zarar verdiği eleştirisinde bulundu. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da Taksim sahasında son günlerde yaşananların toplumu olduğu gibi kendilerini de rahatsız ettiğini söyledi. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün tarihi surlar içinde bulunan merdivenler kısmına yaptığı telleme çalışmasını değerlendirdi. Daire, yerleştirilen demir tel örgü ve demir çitlerin tarihi surlara zarar verdiğini, saha kenarında bulunan ve yine eski eser olarak kabul edilen tribünlere yerleştirilen varillerin de söz konusu yapılara zarar vereceğini belirtti. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi bu durumu şiddetle kınadığını belirterek,
söz konusu alanlara yerleştirilen tüm yapıların Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından bir an önce kaldırılmasını talep etti. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu da Birleşmiş Milletler'in Taksim sahasına girişleri engellemesiyle ilgili açıklama yaptı. Sertoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla yıllar sonra yeniden ülke gençliğinin hizmetine açılan ve Kıbrıslı Türkler için çok önemli bir değer olan tarihi Taksim sahasında son günlerde yaşananların toplumu olduğu gibi kendilerini de rahatsız ettiğini kaydetti. Sertoğlu, 1930 yılından beridir Çetinkaya'nın kullanımında olan ve tarihi birçok ana ev sahipliği yapan Taksim sahasının Çetinkaya'ya ait olduğunu ve Birleşmiş Milletler'in hiçbir Kıbrıslı Türk'ün o sahaya girişine engel olamayacağını belirtti. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak Birleşmiş Milletler'in bu aşağılayıcı tavrından vazgeçmesini önerdiklerini kaydeden Sertoğlu, aksi halde futbol camiası olarak gereğini yapacağımızı ve Kıbrıs Türk gencinin spor yapma hakkının elinden alınmasına izin vermeyeceğimizi bildiririz, dedi. Sertoğlu, son olarak barış gücünün bu adadaki misyonunun sorun yaratmak değil, sorun çözmek olduğunu da bir kez daha hatırlatırız açıklamasında bulundu. Ümit Hoca'ya gözyaşlarıyla veda sür manşetteyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretimine büyük katkılar sunan, 23 yıldır Yakındoğu Üniversitesi Rektörlüğünü yürüten ve 80 yaşında hayata veda eden Profesör Doktor Ümit Hasan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Yakındoğu Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Günsel Hasan'a duygu dolu sözlerle veda etti. Adın, öğrencilerinle öğrettiklerini sonsuza dek yaşayacak, bıraktığın eserler yeni kuşaklara ışık saçmaya devam edecek. Her zaman aklımızda, her zaman kalbimizde olacaksın sözlerini paylaştı. Trafiğe genç bir can daha, bir trafik kazası haberi, trafik bir can daha aldı. İskele Gazimosa ana yolunda yoldan çıkıp reklam tabelasına çarpan 26 yaşındaki Tahsin Tilki hayatını kaybetti. Büyükelçi Feyzoğlu'nun açıklamalarına bakalım. Elektrik ucuzlayacak açıklaması. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kabloyla elektrik sağlanmasıyla Kuzey Kıbrıs'ın tüm elektrik ihtiyacının çözüleceğini, kesintilerin sonlanacağını ve elektriğin ucuzlayacağını söyledi Feyzoğlu. Derinya'ya yapılacak sosyal konut projesi içinde ilk etapta 276 konut inşa edileceğini bildirdi. Geçiyoruz Yeni Bakış'a. Yeni Bakış'ta da Murat Edilen ne manşetini görüyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın müjde diyerek Derinya'da TOKİ ile birlikte sosyal konut projesi başlatılacağını açıklamasının ardından inşaat sektörü alınan bu karardan pek memnun olmadı. Akıllarda soru işareti olduğunu ifade eden İnşaat Müteahhitleri Odası, İnşaat Taşeronları Birliği ve İnşaat Müteahhitleri Birliği yöneticilerin toplumu aydınlatmasını istedi. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Türkiye'de TOKİ'nin yapmış olduğu binaları biliyorum. Dev gibi 30-40 kat civarı. Bizim orada imar yasamız neyi emreder? Bunların çalışması yapıldı mı? Hiç bunlar ortada yokken bir anda Derinya'da TOKİ yapı yapılacak deniliyor. Peki bizim müteahhitlerimiz ne yapacak? Bu müjde değil, yok oluş projesinin işlemeye başlaması açıklamasını yaptı. İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman amca da gerekirse sokaklara dökülürüz ama izin vermeyiz. Bizlerin 10 yılda yapacağı binayı TOKİ buraya gelerek bir anda yapacak, sektörü tamamen bitirecekler, biz ne yapacağız dedi. Diyelim ki TOKİ geldi, bir anda 2000 tane bina yaptı. Bugün bunları kim alacak? İç piyasa alacaksa bizim yaptıklarımız yabancılara endeksli olacak. Yabancıya da birer tane verebiliriz. Sektör anında batacak dedi. İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de Türkiye'deki gibi TOKİ buraya gelecek ve burada konutlar yapıp hak sahiplerini de kendileri belirleyecek, ev dağıtacakları bir proje ise biz bunun karşısındayız. Bu projenin içeriği bilinmeli. İçişleri Bakanlığı ve Başbakan'la temasa geçeceğiz. Türkiye'de değerlendirmelere göre TOKİ amacını aştı. Neredeyse yap kaç bir konuma, kuruma dönüştü. Bu bir ihtiyaçsa doğrusu yapılmalıdır açıklamasını yaptı.
Murad edilen ne başlığıyla veriliyor haber. Bu arada Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'nin Ankara'daki temasları sürüyor. Şimdi haberimizi izleyeceğiz. Heyet temasları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler'le görüştü. Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'nin Ankara'daki resmi temasları devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk ve beraberindeki heyeti kabul etti. Öztürk ve beraberindekiler ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nı da ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç kabulde, Türkiye için her zaman ayrı yeri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde durabilen, uluslararası toplumun saygın bir üyesi haline gelebilmesi için çalıştıklarını söyledi. Cumhuriyet Meclisi'nin uluslararası platformların çalışmalarına katılmasını önemsediklerini vurgulayan Kılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası görünürlüğünün artırılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un da hassasiyet gösterdiğini aktardı. Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasının Türkiye'nin de desteğiyle yapılabileceğini belirterek Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olmanın ilk adım anlamına geldiğini belirtti. Öztürk, Türkiye'den başka dostumuz yok, en büyük destekçimiz, varoluş sebebimiz Türkiye'dir dedi. Öte yandan meclis heyetini kabul eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt da Yasemin Öztürk ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin en önemli davası ve mücadelesi olduğunu belirten Beyazıt, son zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer ülkeler tarafından tanınmasıyla ilgili yapılan çalışmaları çok önemli ve değerli görüyoruz. Bizim nazarımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tarihteki yerini almıştır diye konuştu. Öztürk ise Türkiye ile ilişkilerin güçlü ve daha iyi bir noktaya taşınmasını istediklerini vurguladı. Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Ankara'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serkan Kayalar'la da görüştü. Yasemin Öztürk görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik alanda yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tanınmışlığın avantajlarını kullanarak başka ülkelerle pek çok iktisadi anlaşmalar imzaladığını anlattı. Bu durumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile iktisadi anlamdaki ilişkileri daha önemli kıldığını belirten Öztürk, güçlü Türkiye, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir dedi. TİKA Başkanı Serkan Kayalar da biz de uluslararası alanda Haklı Kıbrıs davasında proje yollu desteklerimizle yanınızdayız diye konuştu. Meclis heyeti temasları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler tarafından da kabul edildi. Meclis Halkla İlişkiler Binası Komisyon Salonu'nda gerçekleşen görüşmede Güler'in yanı sıra komisyon üyesi milletvekilleri de hazır bulundu. Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müstesna bir yerinin olduğunu ve bu yeri her zaman muhafaza edeceğini vurguladı. Gazi Meclis ile Cumhuriyet Meclisi arasındaki işbirliğinin, yakın diyaloğun bundan sonraki dönemde de devam etmesinin önemli olduğunu belirten Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını ve bölgesel bütün gelişmelerde özgün rol oynamasını istediklerini dile getirdi. Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk ise Türkiye'de ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi ve güçlü olmasını önemsediklerini söyledi. Öztürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgedeki hidrokarbon kaynakları nedeniyle cazibe merkezi haline geldiğini ve dünya ülkelerinin gözünü bu tarafa çevirdiğini kaydederek, dili, dini, kültürü bir olan insanlar olarak dünyada tek millet görüntüsü vermek gerektiğini belirtti.
Trafik kazası haberi sürmanşette. Trafiğe bir can daha. İskele Gazi Mousa ana yolunda dün meydana gelmişti trafik kazası. 26 yaşındaki Tahsin Tilki yaşamını yitirdi. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre Tahsin Tilki yönetimindeki PE849 plakalı araçla Gazi Mousa istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Otel çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sonundan çıkıp reklam tabelasına çarptı. Trafik kazası haberi sürmanşette. 280 operasyon sonucunda 323 sanık tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Uyuşturucu yakalama miktarında %37'lik bir artış olduğu aktarılıyor. Polisle görüşmesini ifşa etti. Yapmış olduğu telefon görüşmesini karşı tarafın izni olmadan kaydeden ve bu kaydı ifşa ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Ahmet İçin mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polisle görüşmesini ifşa etti. Ön sayfa haberlerinden. Gemimiz 1,5 hafta sonra teslim edilecek. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Türkiye ile olan deniz ulaşımını canlandırmak üzere daha önce faaliyetleri duran devlete ait denizcilik işletmeleri şirketini tekrar aktif hale getirerek Gazi Mousa Mersin arasında sefer yapacak bir Ro-Ro gemisi satın aldıklarını bildirdi. Gemimiz 1,5 hafta sonra teslim edilecek. Polise eğitimi ben veriyorum. Daha önce gazetelere hizmet verdiği şirketlerin datalarını ve bilgilerini farklı firmalar ve kişilerle paylaştığı için gazetelere gündem olan İzzet Kılıç yeni bir skandal söylemiyle polis teşkilatının yeterince bilgisi olmadığı için sürekli olarak kendisinden yardım talep edildiğini iddia etti. Belli bir süre önce IP numarasının radara takıldığı ve aynı IP'den Facebook'un da polisi, savcılığı ve mahkemeleri eleştirdiği için hakkında soruşturma yapılmıştı. Bir diğer haberse hangi sıkıntı yoktu? Akaryakıt sıkıntısı aşılamadı. Dün akşam üzeri akaryakıt almak için istasyonlara gidenlere olmadığı gerekçesiyle akaryakıt verilemedi. Hani sıkıntı yoktu diye aktarıyor gazete. Avrupa'ya geçtiğimizde ise Avrupa gazetesi de 22 Ocağın yobazları yine sahnede manşetini paylaşıyor. Bu noktada Tacan Reynar'ın değerlendirmelerini manşetine aldı. Ön sayfada Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılacak olan seçim hazırlığını ön sayfaya taşıdı. Türkiye'de seçim 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Bununla ilgili olarak haberi de ön sayfasına taşıdı. Yeni düzene geçtiğimizde Yeni Düzen gazetesi ne alan memnun ne de satan denetim yok. Fiyatlar uçuyor manşetini paylaşıyor. Girne'de kurulan çarşamba pazarında düşüncelerini gazeteyle paylaştı yurttaş. Marketlerdeki farklı fiyatlara ve gittikçe artan pahalılığa dikkat çektiler. Somut adım yok. Her geçen gün daha da karanlık açıklamasını yaptılar. Denetim yok, fiyatlar uçuyor. Henüz 26 yaşındaydı. Trafik kazası haberi sürmanşette aktarmıştık. Tahsin Tilki İskele Mousa ana yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Üç müjdeyi taraflara sorduk. TOKİ ile derin ya da sosyal konut, kablo ile Türkiye'den elektrik, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'de sağlık hizmeti alması, bunun değerlendirmeleri yine ön sayfada. Bengihan'dan Arıklı'ya açıkladığın hangi müjdeyi yerine getirdin haberi de yine ön sayfada yer alıyor. Böylece ülke manşetlerini noktaladık. Türkiye'nin yazılı basınına bakalım. ...7.43'e taşıdık saatleri ve televizyonlarını ve radyolarını yeni açanlar için kısa bir hatırlatma yaparak devam edelim. FM 100.1, 102, 90.6 ve 89.6 radyo frekanslarındayız. Ayrıca dijital platform Kuzey Kıbrıs Smart TV üzerinden de aramıza katılabilirsiniz. Yayındayız. Türkiye'nin yazılı basınında neler var bakalım. Yeni Şafak ilk gazetemiz 73 yıl sonra aynı gün sandık 14 Mayıs'ta manşeti gazetede yer alıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret etti Menderes'in 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek sandıktan ezici zaferle çıktığını belirten Erdoğan. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere,
bu müstemleke heveslerine yeter diyecektir ifadelerini kullandı. Vaatleri kukla Cumhurbaşkanı yine açıklamasından notlar. AK Parti grup toplantısında konuştu Erdoğan. Burada yapmış olduğu açıklamalar yer alıyor. Muhalefetin vaadinin adayı görünürde 6, gerisindekiler de hesaba katılırsa en az 10 kişiyle yönetmek olduğunu söyledi. Bir nevi ipi 10 kişinin elinde kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar. Yani devletin başı, TSK'nın başkomutanı altılı masanın emir eri gibi davranacak değerlendirmesini yaptı. Baykar çıkışı hedef Türkiye'nin zaferleri. Erdoğan iktidara gelirsek dokunacağız diyerek Baykar'ı hedef alan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da sert çıktı. Hiç destek istemiyor. Ses verenler kukla alt başlıkları var. Gazete aktardı. Ve Baykar her desteği ziyadesiyle hak eden bir şirket ve şu anda 3000'i aşkın genç burada çalışıyor. Ama şirketin tercihi çalışmaları kendi öz kaynaklarıyla yapmak. Baykar'ın hedef alınmasının sebebi nedir biliyor musunuz? Sebep Baykar'ın ürettiği araçlarla ülkemizin kazandığı zaferler, elde ettiği prestij, sahip olduğu kazanımlar açıklamasını yaptı. Ve bankalara ticari kredi uyarısı haberine geçelim. Maliyetleri artırmayın. Merkez Bankası bankalara gönderdiği yazıda düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artıran uygulamalara son vermelerini istedi. Bazı bankaların yapılandırmalarına, temdit ödeme planı ve faiz değişikliği gibi kalemlerine ücret talep ettiğinin belirlendiğini açıklayan Merkez Bankası, konuya ilişkin ek düzenlemelere yönelik ihtiyaç doğabileceğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Geçit Kalesi ha üssü oluyor. Sırada deniz üssü var. Türkiye, Ege ve Akdeniz'de provokasyona hız veren Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine karşı tarihi bir adım attı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile varılan anlaşmaya göre Geçit Kale Havaalanı Kıbrıs Türk Barış Gücü'ne devredildi. Geçit Kale Türk SİHA'larının kalıcı üssü olacak. Havaalanına SİHA'lar için hangarlar inşa edilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danışmanı Profesör Doktor Ata Atun, kuzey sahillerinde de deniz üssü kurulacağını açıkladı. Haberi de yine ön sayfada yer alıyor Yeni Şafak gazetesinde. Ve geçiyoruz Hürriyet'e. İşte 14 Mayıs'ın yol haritası. Hürriyet gazetesinin manşetinde Erdoğan seçim tarihini ilan etti. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de sandıktan zaferle çıkmıştır. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün karşımıza çıkanlara yeter diyecektir. Peki 14 Mayıs'taki seçimin takvimi nasıl işleyecek? İşte önemli günler. Cumhurbaşkanı adaylığı 26 Mart'ta. Takvimin süresine YSK karar verecek. Ancak 5 yıl önceki son seçimdeki süreler uygulanırsa seçim takvimi 20 Mart'ta başlayacak. Partiler 26 Mart'a kadar Cumhurbaşkanı adayı gösterecek. Seçmen teklifiyle aday olacaklar içinse bu tarih 5 Nisan'da sona erecek. Kesin aday listesi 10 Nisan'da. İttifak protokolü 31 Mart'ta. Oy pusulasındaki konumlar 11 Nisan'da belirlenecek. Milletvekili aday listeleri 12 Nisan'da teslim edilecek. Gümrük kapılarıyla dış temsilciliklerde oy verme işlemi 30 Nisan'da başlayacak. Seçim yasaklarının başlama tarihi 6 Mayıs. İttifak protokolleri 31 Mart'a kadar YSK'ya ulaştırılacak. Belediye başkanı dönemeyecek. Adaylık için istifa eden kamu çalışanı aday olamaz veya seçimi kaybederse bir ay içinde görevine dönebilecek. Aday olan belediye başkanları listelerin kesinleştiği tarihte görevinden ayrılmış sayılacak. Seçimi kazanamazlarsa yeniden başkanlığa dönemeyecekler. Belediye başkanı dönemeyecek. Altılı Masa'nın adayı ise Şubat'ta seçim tarihinin ardından gözler Altılı Masa'nın adayına çevrildi. Muhalefet liderinin 30 Ocak'ta, yol haritasını ilan ettikten sonra adayını açıklaması bekleniyor. Muhalefetten tepkiler var. İYİ Parti lideri Akşener Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada "Mayıslar bizimdir" mesajını paylaştı. Karamollaoğlu "onlar hangi planları yaparlarsa yapsınlar, biz her daim seçime hazırız, kararlıyız" dedi. Uysal DP olarak "aynı yerdeyiz, bekleriz. Yerli ve milli şefe karşı yeter söz milletindir diyeceğimiz bir gün olacaktır" dedi. CHP'li Özkoç "hayırlı olsun demişsin ki Mayıs'ın 14'ü bu millet son kez senin aldığın bu karara uymak zorunda kalacak" dedi. Onunla ilgili değerlendirmeler geçiyoruz sabaha. Millet 14 Mayıs'ta altılı masaya yeter diyecek.
Sabah gazetesinin manşeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek sandıktan zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün bu müstemleke heveslerine yeter diyecek dedi. Yeter sözde karar da gelecekte milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Meclisimizden meydan okuyorum, muhalefete sesleniyor. Ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız. Kılıçdaroğlu'na alkış tepkisi var. TSK'ya hakaret edemezsin, haddini bil. Darbeci orduyu alkışlayanın düşmanlığı doğaldır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlarını görüyoruz. Alçak saldırıya hak ettiği cevabı vereceğiz. Milli savunma sanayimize hedef alanlara seslendi Erdoğan diye gazete paylaştı. Şu firma, bu isim, hepsi bahane. Nişan alıp ateş ettikleri Türkiye. Bu habis zihniyetin son hedefi ülkemizin savunmasına büyük katkı veren Baykar oldu. Baykar'ın nezdinde savunma sanayimiz hedef alınıyor. Ülkemizin her değerini savunmak nasıl boynumuzun borcuysa, bu alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermek de boynumuzun gereğidir açıklamasını yaptı. Ve Cumhuriyet'e geçtiğimizde Cumhuriyet gazetesi yine yasa tanımadı manşetini paylaşıyor. Bahçeli'nin bu işi Mayıs'ta bitirelim çıkışı sonrası Erdoğan 14 Mayıs dedi. Bahçeli geleneği 73 yıl öncesine sarıldı şeklinde alt başlıklar görüyoruz. Üçüncü kez aday olabilir mi? Hayır. Yasalar Cumhurbaşkanı'nın iki kez seçilebileceğini söylüyor. Erdoğan 2014-2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimine girdi, kazandı. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması mümkün değil. Muhalefet destek verecek mi? Hayır. Muhalefet 6 Nisan'dan önceki herhangi bir tarihe evet demeyeceğiz açıklaması yapmıştı. Erdoğan'ın kararıyla erken seçime gidilebilir. Bu durumda yine aday olamaz. Bununla ilgili veriyor gazete manşet haberini. Ve Milliyet'e geçtiğimizde seçim tarihi 14 Mayıs Milliyet gazetesinin de manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 14 Mayıs 1950'de Menderes seçim zaferini hatırlatan, Menderes'in zaferini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeter sözde karar da gelecekte milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz dedi. 73 yıl sonra aynı gün muhalefetten ortak tepki alt başlıkları var. Ve AK Parti grup toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına yeter diyecektir mesajını verdi. Ve helikopter çakıldı, bakan öldü. Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastirski, Rus saldırılarını sürdüğü Ukrayna'da Kiev'in Brovary kasabasında yerleşim yerine helikopter düştü. Helikopterdeki İçişleri Bakanı Denis Monastirski, yardımcısı Yevlen Yenin ve sekreterinin de bulunduğu 18 kişi öldü. Helikopterin bir kreşin yakınına düştüğünü, ölenler arasında en az 3 çocuğun bulunduğu da açıklandı. Akşamdayız bakalım, 14 Mayıs'ta söz milletin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrat Parti'nin ilk zaferi olan 1950 seçimlerinin 73. yıl dönümünde yine milletin iradesine gideceklerini açıkladı. Vesayet heveslerine rağmen Türkiye yüzyılını başlatacağız dedi. 15 sene benden bir şey öğrenemedi. Erdoğan son dönemde Baykar'ı hedef alan Ali Babacan'a da sert çıktı açıklamalarında. Seçim beyannamesi 23 başlıklı bu arada. AK Parti 23 başlıkta seçim beyannamesi hazırlayacak. Ana teması Türkiye yüzyılı. Kadınlar ve gençler öncelenecek burada. Savunma, sanayi, teknoloji, sağlık, ekonomi temelli başlıklar var. Dış politikaya da önemli yer verilecek. Türkiye Gazetesi de 14 Mayıs'ta yine söz milletin manşetini aktarıyor. Erdoğan tarihin en önemli seçimi için Adnan Menderes'in 73 yıl önce sandıktan zaferle çıktığı 14 Mayıs'ı tercih etti. Darbe şakşakçıları masada, işim yok sizinle mi uğraşacağım, amaçları LGBT'yi korumak şeklinde alt başlıklar görüyoruz Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından. Seçim tartışmalarına son noktayı koydu. Bununla ilgili olarak değerlendirmeleri var. Seçimin yol haritası, AK Parti taslak seçim takvimi hazırladı. Seçim kararı 8-13 Mart arasında resmi gazetede yayımlanacak. Cumhurbaşkanı adaylığı için son gün 25 Mart. Vekil aday listeleri 10 Nisan'a kadar YSK hayata teslim edilecek. Bürokrasideki istifalar 13 Mart'tan sonra başlayacak. Sözcü'ye bakalım.
Sözcü gazetesi de iktidarın derdi seçim, milletin derdi geçim dedi. Hedefleri tarihi öne çekip Erdoğan'a meşhuriyet kazandırmak ve hedefleri 3 kuruş maaşla çoluk çocuğunun karnını doyurmak. Milletin derdi de bu. Gazete aktarıyor. Erdoğan seçim için 14 Mayıs'ı işaret etti. 14 Mayıs'ta tek adama artık yeter diyeceğiz. Kılıçdaroğlu'nun altılı masadaki parti temsilcilerinin açıklamaları da bu şekilde gazete tarafından paylaşıldı. Türkiye'nin yazılı basını noktaladık. Güney Kıbrıs gazete manşetleriyle devam. Güney Kıbrıs gazete manşetlerine geçelim. Filelefteros gazetesinin manşetindeyiz. İlaçlarda büyük fırtınalar başlığını kullanıyor gazete. Eczacıların önlemlerle tehdit ettiğine, aşırı reçete nedeniyle zararına çalıştıklarına ve esas olarak pediatrik ilaçların eksik olduğuna değiniyor haberin detaylarında. Güney Kıbrıs'ta ilaç tedarikinin yarattığı koşulların ve eczanelerin sorunlarıyla birlikte hastalar için büyük bir soruna dönüşme eğiliminde olduğu ve eczacıların artan reçeteler nedeniyle şimdiden derneklerine greve gitmeleri için baskı yaptıkları aktarılıyor. Ön sayfadan aktarılan başka bir haberde BM Barış Gücü Askeri Antivirüs Taslak karşısında iyileştirmeler başlığını kullanıyor. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart'ın 2 saatlik oturumda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirdiğine değiniyor. Politis gazetesi Avrupa hukukunun ihlal edildiğini görüyor başlığını kullanıyor manşetinde. Avrupa Komisyonu'nun Güney Kıbrıs'ın karma evliliklere karşı politikasının incelenmesini istediğine değiniyor. Haberin detaylarında Avrupa Komisyonu'nun Güney Kıbrıs'ta AB yasalarının ihlal edildiğini öne sürerek Kıbrıslı Türklerle Türkiye vatandaşları arasında yapılan karma evliliklerin çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın gözden geçirilmesini gerektiğini söylediği, bu konunun Avrupa Parlamentosu üyesi milletvekili Niyazi Kızılyüreğin adalet meselelerinden sorumlu komiser Didier Reiders ise Cumhuriyet uygulamaları ile ilgili bir soru sırasında ortaya çıktığı ve iki tarafın verilerinin farklı olmasıyla birlikte bu şekilde vatandaşlık almayı bekleyen 30 bin kişinin olduğu aktarılıyor. Haravgi'ye geçelim. Manşet haberindeyiz. Bulgular nihayet kamuoyuna açıklanmalı başlığını kullanıyor gazete. Şubat ayında yapılacak olan Rum başkanlık seçimlerine aday olan eski müzakereci Andreas Mavroyiannis'in Rum başsavcıya kooperatif pasaportlar ve casusluk vanı soruşturmalarına ilişkin bir mektup gönderdiğine değiniyor. Detaylarda özellikle yetkililerin dahil olduğu davalarda kamu yararına bulguların ifşa edilmesine ilişkin endişe duyulduğu, mevzuatın kamuya mal olmuş kişileri içeren bulguları yayımlamak için açık bir zorunluluk olacak şekilde değiştirilmesi gerektiği ve şeffaflığı iyi yönetimin merkezi olduğu ve kamu yararına yapılan başvuruların belgelenmesi gerektiği aktarılıyor. Alitia gazetesi Rum başkanlık seçimleri öncesi seçim öncesi sendikalizm başlığıyla aktarıyor manşetini. Seçim öncesi faydaları kazanmak için baskı yaptıklarına değiniyor. Detaylarda Güney Kıbrıs'ta örgütlü tüm sendikaların 26 Ocak için aldıkları 3 saatlik iş bırakma eyleminde tüm ekonomik faaliyetleri durduracakları, toplu iş sözleşmelerinin feshedilmesinin istendiği için otomatik gösterge ayarı kurumunun yapısını bozmaya yönelik girişimleri protesto edecekleri ve grev ilan ettikleri sözleşmenin Rum başkanlık seçimlerine sadece birkaç gün kala sona erdiği için işçilerin yanıt beklediği aktarılıyor. Tüm manşetlerin sonundayız, tamamlıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Kıbrıs Türkü'nün sesini dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Kuzey Kıbrıs Smart TV projesiyle yeni nesil televizyonculukta da önce oldu. BRT ile birlikte ülkedeki özel televizyon kanallarının da seslerini dünyaya duyurmalarını sağlayan Kuzey Kıbrıs Smart TV uygulaması şimdi tüm dijital platformlarda ve Android televizyonlarda, çok yakında tüm Smart TV'lerde. İşte Kuzey Kıbrıs Smart TV'yi kullanabilmek için yapmanız gerekenler. Televizyon, tablet ve telefonlarınızdaki marketlere girerek arama motoruna Kuzey Kıbrıs Smart TV yazdığınızda karşınıza çıkan Kuzey Kıbrıs Smart TV logosunun üzerine tıklayarak yükleyebilirsiniz. Yükleme tamamlandıktan sonra artık ülkemizdeki tüm televizyon kanalları karşınızda. Kuzey Kıbrıs Smart TV.
Saatleri 8'e taşıdık, devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler Barış Gücü Çetin Kaya Taksim sahasında tel çalışması başlattı. BM'nin çalışması eski eserlere tahribat da yaratıyor. BM'nin başlattığı çalışmayı BRT'ye değerlendiren Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler kriz yaratma eylemi içerisinde sahamızı kimseye yedirecek değiliz vurgusu yaptı. Ertuğruloğlu, BM yapmakta olduğu yanlıştan süratle geri dönmelidir, yapılan yanlışı hazmedip oturacak değiliz dedi. BM'nin yapmış olduğu çalışmalar bilgimize geldi, gelmeye devam ediyor. Ve asla kabul etmeyeceğimiz, edemeyeceğimiz faaliyetlerde bulunmaya devam ediyorlar. Bu konuda bakanlığımız personeli, ilgili personel, Birleşmiş Milletler sivil yetkilileriyle sürekli temas halindeler. Ben ise misyon şefi Colin Stewart'ın adaya dönmesini bekliyorum. Bir aya yakın bir zamandır ada dışında. Şimdi tabii olayı her şeyden önce şöyle değerlendirmek lazım. Hatırlayacaksınız, Colin Stewart bizimle, bakanlığımızla Çetinkaya sahasının, Taksim sahasının tekrardan rally öncesi duruma getirilmesi ve Çetinkaya Spor Kulübü'nün kullanımına verilmesi yönünde yaptığı anlaşmadan dolayı Rum yönetimi ve özellikle Dışişleri Bakanları Kasiridis tarafından adeta istenmeyen şahıs ilan edilme noktasına getirilmişti. Şimdi son birkaç gündür izlediğimiz BM askeri personelinin girişimleri bize şu mesajı veriyor. BM ciddi şekilde rahatsızlık duyan Rum tarafını tatmin etme adına hiçbir gerekçesi, haklı hiçbir yanı olmayan faaliyetlerle Rum tarafını sakinleştirmeye, tatmin etmeye yönelik bir gayret içerisine girmiştir. Ancak şunu çok iyi bilmeleri gerekir. Çünkü bu mesajı kendilerine çok net bir şekilde verdik. Kendi ülkemizde, kendi futbol sahamızda bizlerin bilgi ve onayı dışında yapılan her türlü eylem ortadan kaldırılacaktır. Geri alınması gerekir. Bunu ya BM kendisi yapacaktır ya da onlar yapmazsa biz yaparız. Bunun ötesinde şunu da iyi bilmeleri gerekir. Çünkü bu konuda da uyarıldılar. Eski eserlere zarar verdiklerinin farkına varmaları gerekir. Hısarlara yaptıkları uygulamalar, yaptıkları işlemler eski eserlere zarar verici faaliyetlerdir. Dolayısıyla BM'nin halen sürdürmekte olduğu faaliyetlerin hiçbiri bizler tarafından kabul edilebilir değildir. Kalıcı olmaları söz konusu değil. Bu sahaya nereden gireceğimizi belirleme hakkına biz sahibiz. Oralarda gerekli güvenlik tedbirlerini alma görevi bizimdir. Dolayısıyla Rum tarafını tatmin etmeye yönelik göstermelik bir mülteci geçişlerini engelleme adına geçişleri veya sahaya girişi engelleyici tedbir almaları bizim için kabul edilebilir gerekçeler değildir. Dediğim gibi yaptıkları tüm işlemlerin temelinde rahatsızlık duyan Rum tarafını rahatlatma, onları tatmin etme, bu iş yapılırken de Türk tarafını rahatsız etme. Eğer bizim de oturup bunları benimseyip kabul edip oturacağımızı zannediyorlarsa ciddi şekilde yanılıyorlar. Kısacası BM bir kriz yaratma eylemi içerisinde gidiyor. Şunu iyice bilmeleri gerekir ki sahamızı kimseye yedirtecek değiliz. Sahanın faaliyete geçmesi bildiğiniz gibi antrenman maçları içindir. Yani Kıbrıs Türk Futbol Liglerinin resmi maçlarının oynanacağı bir saha olarak öngörülmüyor. Antrenman maçlarının yapılacağı sahadır. Herhangi bir acelemiz de yoktur. Önce saha konusu bütün boyutlarıyla
olması gereken zemine oturtulur. Yapılması gereken detay çalışmalar neyse yapılır. Onun sonrasında saha doğal, normal bir şekilde kullanıma girer. Bizi tatmin edecek olan nihai netice odur. Bunun olabilmesi için de BM'nin dediğim gibi yapmakta olduğu yanlıştan süratle geri dönmesi gerekir. Yapılan yanlışı benimseyip hazmedip oturacak değiliz. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün tarihi surlar üzerinde bulunan merdivenler kısmına yerleştirdiği demir tel örgü ve demir çitlerin tarihi surlara zarar verdiği eleştirisinde bulundu. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da Taksim sahasında son günlerde yaşananların toplumu olduğu gibi kendilerini de rahatsız ettiğini kaydetti. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün tarihi surlar içinde bulunan merdivenler kısmına yaptığı telleme çalışmasını değerlendirdi. Daire, yerleştirilen demir tel örgü ve demir çitlerin tarihi surlara zarar verdiğini, saha kenarında bulunan ve yine eski eser olarak kabul edilen tribünlere yerleştirilen varillerin de söz konusu yapılara zarar vereceğini belirtti. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi bu durumu şiddetle kınadığını belirterek, söz konusu alanlara yerleştirilen tüm yapıların Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından bir an önce kaldırılmasını talep etti. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu da Birleşmiş Milletler'in Taksim sahasına girişleri engellemesiyle ilgili açıklama yaptı. Sertoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla yıllar sonra yeniden ülke gençliğinin hizmetine açılan ve Kıbrıslı Türkler için çok önemli bir değer olan tarihi Taksim sahasında son günlerde yaşananların toplumu olduğu gibi kendilerini de rahatsız ettiğini kaydetti. Sertoğlu, 1930 yılından beridir Çetinkaya'nın kullanımında olan ve tarihi birçok ana ev sahipliği yapan Taksim sahasının Çetinkaya'ya ait olduğunu ve Birleşmiş Milletler'in hiçbir Kıbrıslı Türk'ün o sahaya girişine engel olamayacağını belirtti. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak Birleşmiş Milletler'in bu aşağılayıcı tavrından vazgeçmesini önerdiklerini kaydeden Sertoğlu, aksi halde futbol camiası olarak gereğini yapacağımızı ve Kıbrıs Türk gencinin spor yapma hakkının elinden alınmasına izin vermeyeceğimizi bildiririz, dedi. Sertoğlu, son olarak Barış Gücü'nün bu adadaki misyonunun sorun yaratmak değil, sorun çözmek olduğunu da bir kez daha hatırlatırız açıklamasında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarında bir kez daha Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunu gündeme taşıdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasının ada için önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, teşkilatın Akdeniz'de bağlarını güçlendirmek bakımından da bu çok önemli. Şimdi herkes dikkatini buraya vermeye başladı. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmak isteyen çok ülke var. Bunun da koşullarını, kriterlerini belirledik, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ne Yunanistan'la ilişkilerde daha dengeli olmaya da davet eden Türkiye Dışişleri Bakanı, Rum kesiminin Amerika'dan silah alabilecek olmasına tepki gösterdi. Soru sormadık. Sadece Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Mekanizması Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Amerika'da Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında özellikle enerji alanında önemli işbirliği fırsatları olduğunu ifade ederek Amerika Birleşik Devletleri'ni Yunanistan'la ilişkilerde dengeli olmaya davet etti ve biz Yunanistan gibi engelleme politikası güden bir ülke değiliz. Biz kendimize güveniyoruz, dedi. Rum kesimi ABD'den silah alabilecek. Kime karşı alacak? Kıbrıs Türklerine karşı, Türkiye'ye karşı. Neymiş efendim? Kara para aklama konusunda daha iyi işbirliği yapmış Rum kesimi. Öyleyse Rum kesimine yönelik başka teşvikler verilebilir, kredi açılabilir. Madem konu kara parayla ilgili, temiz parayla ilgili destek verilebilir. Sonuçta bunun karşılığı silah vermek değil Kıbrıs Rum kesimine. Bu dengeyi bozmak demektir. Yani Amerika'nın denge politikasının bozulduğunu gösteriyor. Aynı şekilde Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde her ne kadar son zamanlarda bazı açıklamalarıyla bunu dengelemeye çalışsalar da fiiliyatta bu dengenin bozulduğunu görüyoruz. Ve ben sadece Menendez veya birkaç tane kişinin
Türkiye'nin F-16 alımının engellenmesi yönündeki açıklamaları için söylemiyorum. Yani de o nedenle bunu söylemiyorum. Ama şimdi silahsızlandırılmış adaların statüsünü Yunanistan ihlal ediyor ve ABD'nin verdiği zırhlı araçlar buraya gidiyor ve ABD'nin bu konuda herhangi bir itirazı olmadı. Ya da gönderemezsin demedi. Yunanistan sürekli 9 tane üssün Türkiye'yi dengelemek için kurulduğunu söylemesine rağmen ABD'den bunun tersine bunu yalanlayacak bir açıklamayı henüz daha net bir şekilde görmedik. Yani genel anlamda bir dengenin bozulduğunu görüyoruz biz ve ABD'yi tekrar bu ilişkilerde hem Kıbrıs'ta hem de Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde tekrar dengeli olması gerektiğini söylüyoruz. Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldi. Türkiye'nin Türk dünyası ile ilişkilerini güçlendirdiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, Türk Devletleri Konseyi'ni Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüştürdüklerini ve Semerkant'taki zirveyle de teşkilatın hukuki altyapısını güçlendirdiklerini ifade etti. Çavuşoğlu, teşkilatın tüm kurumlarını aynı çatı altında topladıklarını belirtirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de gözlemci olarak teşkilata katıldığını hatırlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teşkilata gözlemci oldu. Bu KTC için de çok önemli ve anayasal adıyla gözlemci oldu. Ama teşkilatın Akdeniz'de bağlarını güçlendirmek bakımında da çok önemli. Şimdi herkes dikkatini buraya vermeye başladı. Orta Asya Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci olmak isteyen çok sayıda ülke var. Bunun da koşullarını, kriterlerini belirledik. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Ankara'daki temaslarını tamamladı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Hüseyin Aydın'la bir araya gelen Bakan Oğuz'un gündeminde kuraklık dolayısıyla yaşanabilecek sıkıntılar vardı. Oğuz 2 günlük Türkiye temaslarını tamamlamasının ardından dün akşam yurda döndü. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Ankara'daki temaslarını tamamladı. Oğuz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Hüseyin Aydın'la bir araya geldi. Görüşmede ülkede oluşabilecek kuraklığa bağlı sıkıntılar ele alındı. Oğuz, kuraklık nedeniyle kaba yem ve diğer ihtiyaçların oluşabileceğini belirterek mevcut işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını söyledi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, dünkü temasları çerçevesinde Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi ile de bir araya geldi. Görüşmede tarımsal araştırma faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ülkedeki kuraklığa karşı hayvancıların ihtiyacı olan kaba yem tedariği konusu ele alındı. Görüşmede toplantıda Devlet Su İşleri tarafından yürütülen tarımsal sulama, içme ve kullanım suyuyla ilgili projeler ele alınarak sulama konusunda planlı su kullanımı ile ilgili görüş alışverişi de yapıldı. Ayrıca ormancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, araç parkının güçlendirilmesi ve ormancılık alanında yeni eylem planı yapılması konusunda mutabakata varıldı. Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'nin Ankara'daki temasları sürüyor. Heyet temasları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler'le görüştü. Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'nin Ankara'daki resmi temasları devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk ve beraberindeki heyeti kabul etti. Öztürk ve beraberindekiler ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nı da ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç kabulde, Türkiye için her zaman ayrı yeri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde durabilen, uluslararası toplumun saygın bir üyesi haline gelebilmesi için çalıştıklarını söyledi. Cumhuriyet Meclisi'nin uluslararası platformların çalışmalarına katılmasını önemsediklerini vurgulayan Kılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası görünürlüğünün artırılması konusunda
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un da hassasiyet gösterdiğini aktardı. Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasının Türkiye'nin de desteğiyle yapılabileceğini belirterek Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olmanın ilk adım anlamına geldiğini belirtti. Öztürk, Türkiye'den başka dostumuz yok, en büyük destekçimiz, varoluş sebebimiz Türkiye'dir dedi. Öte yandan meclis heyetini kabul eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt da Yasemin Öztürk ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin en önemli davası ve mücadelesi olduğunu belirten Beyazıt, son zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer ülkeler tarafından tanınmasıyla ilgili yapılan çalışmaları çok önemli ve değerli görüyoruz. Bizim nazarımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak tarihteki yerini almıştır diye konuştu. Öztürk ise Türkiye ile ilişkilerin güçlü ve daha iyi bir noktaya taşınmasını istediklerini vurguladı. Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi, Ankara'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serkan Kayalar'la da görüştü. Yasemin Öztürk görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik alanda yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tanınmışlığın avantajlarını kullanarak başka ülkelerle pek çok iktisadi anlaşmalar imzaladığını anlattı. Bu durumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile iktisadi anlamdaki ilişkileri daha önemli kıldığını belirten Öztürk, güçlü Türkiye, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir dedi. TİKA Başkanı Serkan Kayalar da biz de uluslararası alanda Haklı Kıbrıs davasında proje yollu desteklerimizle yanınızdayız diye konuştu. Meclis heyeti temasları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler tarafından da kabul edildi. Meclis Halkla İlişkiler Binası Komisyon Salonu'nda gerçekleşen görüşmede Güler'in yanı sıra komisyon üyesi milletvekilleri de hazır bulundu. Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müstesna bir yerinin olduğunu ve bu yeri her zaman muhafaza edeceğini vurguladı. Gazi Meclis'le Cumhuriyet Meclisi arasındaki işbirliğinin, yakın diyaloğun bundan sonraki dönemde de devam etmesinin önemli olduğunu belirten Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını ve bölgesel bütün gelişmelerde özgün rol oynamasını istediklerini dile getirdi. Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk ise Türkiye'de ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi ve güçlü olmasını önemsediklerini söyledi. Öztürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgedeki hidrokarbon kaynakları nedeniyle cazibe merkezi haline geldiğini ve dünya ülkelerinin gözünü bu tarafa çevirdiğini kaydederek, dili, dini, kültürü bir olan insanlar olarak dünyada tek millet görüntüsü vermek gerektiğini belirtti. Meclis Başkanı Zorlu Töre İstanbul'daki temaslarını sürdürüyor. Temasları çerçevesinde İstanbul Üniversitesi'nde konferans veren Meclis Başkanı Töre'ye üniversitenin uluslararası soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar enstitüsü tarafından insanlığa hizmet ödülü de takdim edildi. Töre konferansta yaptığı konuşmada ise Kıbrıs'ta barışın anahtarının Türk ordusu olduğunu vurguladı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye ziyareti çerçevesinde İstanbul Üniversitesi'nde Kıbrıs Türk halkının dünü, bugünü ve yarını konulu konferans verdi. Üniversitenin doktora salonunda gerçekleşen konferans öncesi Başkan Töre, İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahmut Ak tarafından karşılandı. Etkinlikte Meclis Başkanı Töre'ye üniversitenin uluslararası soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar enstitüsü tarafından insanlığa hizmet ödülü de takdim edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre'ye İstanbul Üniversitesi tarafından ilk kez verilmekte olan İnsanlığa Hizmet Ödülü takdim ediliyor. Kendisini alkışlıyoruz. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre konferanstaki konuşmasında
4 Mart 1964'te Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin Kıbrıs'a geldiğini ancak barışı sağlayamadığını ifade ederek Kıbrıslı Türklerin katliama uğramasını ve göçe zorlanmasını engelleyemediklerini vurguladı. Töre, Kıbrıs'ta barışın anahtarı Türk ordusudur, Birleşmiş Milletler barış gücü değildir, Avrupa Birliği de değildir dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür sözünü hatırlatan töre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı aleyhine kararlar aldığını ancak Türkiye'nin bu kararları kabul etmediğini ifade etti. Töre, biz kimseyi aldatmıyoruz ama kimseye de aldanmayacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim milli devletimizdir. En büyük güvenliğimiz ise Türk ordusudur, mücahitlerimizdir ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı töre, Kıbrıslı Türkler için en büyük Türkiye'dir, Türk ordusu ve Türk milletidir. Asla biz milletimizden ve ana vatan Türkiye'den vazgeçmeyeceğiz dedi. Kendi devletini istemeyen bir güruh var diyen zorlu töre, İstiklal Marşı Türkiye'de kabul edildiğinden beri Kıbrıslı Türkler İstiklal Marşı okuyor, göndere Türk bayrağını çekiyor. Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim bizim en büyük kutsalımızdır ifadelerini kullandı. 20 Eylül'de ana vatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi tanınma çağrısını hatırlatan töre, artık önümüz açıktır. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduk, artık geri dönmek yok dedi. Bizim ilham kaynağımız ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'dir, ne Avrupa Birliği'dir, ne de İngiltere'dir diyen Meclis Başkanı töre, bizim ilham kaynağımız Türk milletinin yüksek karakteri ve bağımsızlık ruhudur ifadelerini kullandı. Konuşmasına, bizi kimse artık Rumlarla federasyon kurun diye zorlamasın şeklinde devam eden töre, bize dost olan birçok ülke vardır, bunlar da yavaş yavaş ortaya çıkacaktır diye konuştu. Dünya bu şekilde bağımsız bir Türk devletini Doğu Akdeniz'de... Milli Eğitim Bakanlığı okulların akademik yönden desteklenmesi amacıyla 6 üniversiteyle eğitime destek protokolü imzaladı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, protokollerle orta eğitim kurumlarına önemli bir destek sağlanacağına dikkat çekerek amaçlarının eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlı okulların akademik yönden desteklenmesi amacıyla 6 üniversiteyle eğitime destek protokolü imzaladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre protokol kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Uluslararası Final Üniversitesi ile ilgili dairelere bağlı okullarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine, eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına ve eğitim paydaşlarının sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olacak. Bakanlıkta gerçekleştirilen törende, protokolde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aykut Hoca'nın, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Ali Yükselen, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Tamer Şanlıda, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Halil Nadiri, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Haydar, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Yaratan'la Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hoca'nın imza koydu. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu protokollerle orta eğitim kurumlarına önemli bir destek sağlanacağına dikkat çekerek amaçlarının eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması, öğrencilerin akademik ve sosyal yönden gelişiminin sağlanması ve eğitim yöneticileriyle öğretmenlerin mesleki yönden gelişmelerine olanak sağlanması olduğu dile getirildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aykut Hoca'nınsa açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığı'yla eğitim alanında yürüttükleri işbirliklerinin devam ettiğini belirterek imza koyulan protokolünde bunun bir yansıması olduğunu dile getirdi. Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Ali Yükselen de Lefke Avrupa Üniversitesi'nin bu tür projelerde var olmak için Milli Eğitim Bakanlığı'yla işbirliği içerisinde olduğunu belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Tamer Şanlıdağ da gerek akademik gerekse Ar-Ge anlamında sahip oldukları deneyim ve tecrübeleri paylaşma bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Halil Nadiri ise açıklamasında üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma hizmet olarak 3 temel misyonunun olduğunu hatırlattı ve imza koydukları protokolle topluma hizmet misyonunu yerine getirdiklerini söyledi. Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Haydar da Girne bölgesinde faaliyet gösteren orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerini sağlamak adına kendilerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini dile getirdi. Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Yaratansa üniversitelerin içinde bulunduğu topluma hizmet etmesi gerektiğine ve gerek bilgi gerekse sosyal ve kültürler bakımından katkı koyması gerektiğine dikkat çekti. Radyomuz Bayraktaki birlikteliğimizi noktalıyoruz. Dinleyicilerimiz için kısa bir hatırlatma olsun. Şimdi Gazi Mosa'ya dönüyoruz. Gazi Mağusa'da arkadaşımız Ülkü Akın bizi bekliyor konuklarıyla birlikte. Sözü kendilerine bırakalım. Bakalım neler aktaracaklar bölgeden. Günaydın Ülkü, sendeyiz. Günaydın Erden. Ekranları başında bizlerle olan herkese Gazi Mağusa'dan günaydın. Evet, bu sabah kısa adı AKUT olan Gönüllü Arama Kurtarma Derneği'nin faaliyetlerini ve merak edilen pek çok konuyu konuşacağız. Kuruluşundan bu yana adını tüm dünyada duyuran, dağın başında, çığın altında, bizi bulursunuz yanı başınızda düşüncesiyle ilerleyen AKUT, kayıplar, afetler ve kazalarda derman olmayı sürdürüyor. Bu sabahki konuğumuz AKUT'un, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti AKUT'un kurucusu ve halen başkanı Sayın Kemal Bay ve onun ekibi yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kemal Bey, nasıl tanıştınız AKUT'la? İlk olarak bunu sormak istiyorum size. AKUT ne anlam ifade ediyor sizin için? AKUT'ta 99 senesinde kurduğumuz bir teşkilat. 99'dan bu yana bir faaliyet içerisindeyiz. 99'da kurduğumuz bu teşkilatı 99 depreminde de Türkiye'de faaliyet gösterdik. Kaynaşlı bölgesine ilk giren bir ekibiz, teşkilatız. AKUT deyince hayat demek, AKUT deyince bilinç demek, AKUT deyince her şey demek. Evet. Peki AKUT'un değerleri, misyonu, görevleri bunlar neler? AKUT'ta bizim şu andaki faaliyet alanlarımız deprem, yangın ile ilgili bir faaliyetler veriyoruz. Halkı bilinçlendirmeye çabalıyoruz. Bugün şu andaki Kuzey Kıbrıs'ta halkımız ne yazık ki depremde ne yapacaklarını bilmediklerinden, acil toplanma alanlarını bilmediklerinden halkı bilinçlendirmeye çabalıyoruz. Sürekli eğitimler veriyoruz. Sürekli broşürlerle bilgilendirmeye çabalıyoruz. Bu. Evet, peki AKUT kuruluşundan bu yana bakacak olursak, değerlendirecek olursak yola çıkılan hedeflerle bugün varılan noktada bir fark var mı? Hedeflerimize 99'dan bu yana kurduğumuz hedeflerimize ulaştık, çok ulaştık. Malumunuz AKUT teşkilatı dışarıdan yardım almayan tek kuruluş. Yardım almıyoruz. Sürekli demin söylediğim gibi eğitimlere çok ağırlık veriyoruz. Biz istiyoruz ki teşkilat olarak bu eğitimlerin okullarda, ilkokullarda başlamasını düşünüyoruz. Bu okullarda iki eğitimin ilk yardımı, yangını, depremi, sili verilmesini düşünüyoruz. Bunun için sürekli çalışmalarımızı ağırlığımızı oraya veriyoruz. Yani okullarda evet. Ders olarak evet. Verilmesi. Evet, halkımız şu anda halkımız çok ciddi şekilde bir bilinçsiz bir halkımız. Yani halkımıza şu anda sorsak depremde ne yapacaksınız bilen yok. Acil toplanma alanlarını da bilen yok. Ama bunları ilkokullarda verilmesi gerekiyor. Ki başarıya ulaşabilmemiz için. Evet. Temelden bunun evet. Bilinmesi evet. Gerekiyor. Peki Kemal Bey, AKUT bugüne kadar neler yaptı? Faaliyetlerinizi biraz konuşalım istiyorum. AKUT 99 depreminde ilk giren bir teşkilat.
Depremde ciddi bir çalışmalar yaptık. Biliyorsunuz 4-5 sene evvelinden Boğaz'da bir sel felaketinde gün yüzüne çıkaran olaya çok ciddi bir şekilde bir çalışma yapan bir teşkilat. Adada bütün olayların içinde AKUT teşkilatı mutlaka bir parmağı söz konusu oluyor. Çalışmalarımızı çok her şekilde, yani asılsız ip var yok işte şurada falan diye bakmadan, önemli üstüne durarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Size yapılan her türlü ihbarı değerlendiriyor musunuz? Eksiksiz. Hemen anında müdahalesini yapıyoruz. Bakın AKUT'umuzun faaliyetlerinin içinde pandemide binlerce evlere erzaklarını biz götürdük. İlaçlamaları ciddi bir şekilde bizler yapıyoruz. Ücretsiz maskeler imalatını yaptık. Ücretsiz maskeler dağıtımını yapıyoruz. Bu çalışmalarımızla ilgili bir sürü çalışmalar yapıyoruz yani. Peki kapasitesi nedir AKUT'un? Örneğin ülkede aynı anda birkaç farklı noktada kaza ya da bir doğal afet yaşanıyor. AKUT bunların aynı anda hepsine birden müdahale edebilecek durumda mı? Müdahale edebilecek durumda değil. Olay yerinde bir olay varsa en geç 10 dakikanın içerisinde olay yerinde oluyoruz. Müdahalemizi hemen ivedi bir şekilde yapıyoruz. Ve bu müdahale yaparken de profesyonelce yapıyoruz. Araç olsun, işte ekipman olsun, eğitimli. Çocuklarımız hep eğitimli. Pazar günleri zaten her gün, her pazar AKUT'ta bir eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerimizin içerisinde gönüllü çocuklarımız. Bizim AKUT'umuzda görev alacak kişiler bu işi sevdikleri an yapabilirler. Sevmedikleri an yapılmaz. Yani biz bu işi seveceksiniz. Hayat kurtarmayı seveceksiniz. Bu işi severek yaparsanız başarıya ulaşırsınız. Aksi halde mümkün değil, ulaşamazsınız. Artı şunu da belirteyim. Kuzey Kıbrıs'ta şu anda bir deprem kuşağında. Her an burada bir deprem olabilir mi? Olabilir. Bakın etrafımız denizlerle çevrili olmasına rağmen biz sel felaketine karşı karşıya kaldık. Ama bu deprem şu anda ciddi bir beklentisi var. Halkımızın bilinçlenmesinden yanayız. Bunu da arz edeyim. Evet. Evet. Geçtiğimiz günlerde ülke genelinde aşırı yağışlar olmuştu. Bu noktada da AKUT görev aldı mı? Evet. Bakın şu anda bizim teşkilat olarak şu anda bir kış aylarına girdik. Evet. Şu anda tamamen hazırız adaya. Hemen müdahale edebilecek bir şekilde. Saatte 50 ton işte su motorlarımızla, ünomork sel arabamızla, tulumlarımızla, çizmelerimizle, her şeyimizle hazırız. Evet, her şeyimiz hazır. Yani bir sel felaketi olduğunda bize haber verildiği an anında olay yerinde olacağız. Evet. Peki Kemal Bey, AKUT'un kısa ve uzun vadedeki hedeflerinin arasında neler var? Nereye varmak istiyor AKUT? AKUT'un faaliyetleri şu, yani hedefimiz şu, halkı bilinçlendirmek. Bakın bugün bir Japonya'da bir deprem oluyor, ölüm vakası çok az. Ama bu Türkiye'de bir ölüm vakası oluyor, ciddi bir ölüm vakası oluyor. Kuzey Kıbrıs'ta Allah kezana böyle bir şey olduğunda tahminlerimizden çok çok ciddi bir sıkıntılar olacağını düşünüyoruz. Sel felaketinde olmadan evvel 15-20 gün evvelinden biz bunu uyarmıştık, halkımızı uyarmıştık ama böyle bir sel felaketini yaşadık. Ama depremde de şu anda bir deprem kuşağında olduğumuzu üstüne basa basa söylüyoruz. Binalarımızda çok ciddi bir riskli binalarımız var. Bakın üstüne basarak söylüyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta yapılan bütün binalarda, hiçbir binalarda denetim denen olay yok. Üzülerek söylüyoruz. Yani halkımız ev alırken betonun sertlik derecesini bir öğrensin. Yani halkımız şu anda işte kapılarına, fayansıyla mutfağına bakmasın. Binanın temeli nasıl, işte yapımı nasıl, onunla ilgili bilgi almasını arzu ediyoruz. Evet. Yani hedefleriniz arasında ne diyebiliriz, önceliğiniz? İnsan kurtarmak. Amacımız bir insan kurtarmak. Evet. Hedefimiz o. Peki, gönüllü bir kadroyla çok güzel işler başarıyorsunuz ve toplum olarak da seviliyor, sayılıyorsunuz ve güven duyuluyorsunuz. Bu işin sırrı ne?
severek yapmak. Bir şeyi severek yapıyoruz. Amacımız bir hayatta en büyük mutluluk. Bence şahsımla hayatta en büyük mutluluk bir insanın hayatını kurtarmak. Bundan daha güzel bir mutluluk düşünemiyorum. Onun için severek yaptığımız için bu işe gönül veriyoruz, zamanımızı veriyoruz. Bu. Başarımızın sırrı bu. Peki akut olarak bu işin maliyeti noktasına baktığımızda hiçbir yerden maddi destek talebiniz oluyor mu? 99 senesinde akutu kurduk. Bu 99'da bu yana kesinlikle, bakın altını çizerek söylüyorum, bir Osmanlı kuruşu ne vatandaşlarımızdan ne devletten yardım almıyoruz. Evet. Kendi çapımıza dönüyoruz. Akutumuzun şu andaki durumu, hiçbir sıkıntımız, bir problemimiz yok. Herkesi şaşırıyor, nasıl oluyor diyor. Severek yaptığımız için hiçbir sıkıntımız, bir problemimiz yok. Maddi destek almıyorsunuz. Kesinlikle almıyoruz. Peki. Biraz ekibe değinelim. Genç bir ekibiniz var, görüyoruz. Ne gibi özellik arıyorsunuz size katılacak olanlara ve nasıl katılabilirler? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Atatürk ülkemizi gençlere emanet etmiş. Gençlere bir şeyler verdiğimizde gençler gerçekten kavruyor. Gençlere sevdirdiğimiz zaman çok ciddi bir bilinçlendiriliyor. Gençlerimize, bize katılmak isteyen olan kişilere ilk önce bu işin sevmesini istiyoruz. Yani bir hayatın nasıl kurtulacağını, ilk yardımın nasıl olacağını sevdiriyoruz. Ve bu gençlerimiz de topluma kazandırıyoruz. Bu gençlerimiz de inanın çok faydalı oluyor. Çok çok faydalı oluyor. Bu. Nasıl bir özelliğe sahip olmalı gençlerimiz? Biz özellik aramıyoruz. Sevmesini istiyoruz. Yani hayvanları sevsin, insanları sevsin, toplumu sevsin, ülkesini sevsin. Bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz yani. Ciddi bir eğitimler veriyoruz. Bu eğitimleri de verirken masada vermiyoruz bu eğitimleri. İşte sahada veriyoruz, dağda veriyoruz. İşte geçen hafta 1500 metre yükseklikte bir dağa çıktık. Dağda bir eğitim verdik. İlk yardım eğitimleri veriyoruz, yangın eğitimleri veriyoruz. Hem masada gösteriyoruz, hem sahada bugünün tatbikini yaptırıyoruz. Evet. Ülkenin... Ülkemizde şunu da söyleyeyim, çok gönüllü katılımcılar var bizde. Çok talep var gönüllüde. Herkesi de bekliyoruz. Herkesin de bilinçlenmesini istiyoruz. Ama bakın yine üstünü çizerek söylüyoruz. Bugün bir deprem olsa halkımız ne yapacağını bilmiyor. Bu da ciddi bir sıkıntı. Ben şey olarak söyleyeyim, bulunduğumuz bir bölgede örneğin yangın merdivenlerinin olmayışı bizi son derinden üzüyor. Mesela dar sokaklara girecek işte itfaiyenin arabalarının olmayışı bizi derinden üzüyor. Yani hükümetimizin daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ivedi şekilde ilkokullardan bu eğitimlerin vermesini talep ediyoruz. En çok istediğimiz. Yani bizim Milli Eğitim Bakanımız okullara bir talimat yollayacak. İlk yardımı, yangını, depremi, bugün Japonya'da aynısı var. İlkokuldan eğitimlerini alıyor. Onun için bütün kesimin, hele hele bu deprem kuşağında olan bir ülkede mutlaka eğitimin şart olması gerektiğini vurguluyoruz. Altını çizerek vurguluyoruz. Bu eğitimlerin yaygınlaşması adına ve akutun kapasitesinin de artırılması adına tabii ki ülkenin her noktasında ekipleriniz var değil mi? Evet. Ama merkezimiz Girne. Girne'den çıkıyoruz. Olay yerine Girne'den çıkıyoruz. Yani bize bir müracaat edildiği vakit hiç göz ardı etmiyoruz. 10 dakika sonra olay yerinde oluyoruz. Yüzlerce yere de operasyonumuz vardır. Şu ana kadar da hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yaşamadınız. Evet. Peki, profesyonelce yapıyoruz olaylarımızı, yani profesyonelce bakıyoruz. Bakın şu anda devlette olmayan, bizde olan işte yangın bombalarımız var, işte yılan kameralarımız var. Şu anda kendimizi geliştiriyoruz. 25 metre kuyuyu inmeden kuyunun altında en ufak bir taşı bile yukarıya hemen yansıtıyoruz, görebiliyoruz. Kendimizi sürekli yenilemeye çabalıyoruz. Yurt dışındaki kurtarma ekiplerine eşdeğer olmaya çabalıyoruz. Evet. Çalışmalarımız, faaliyetlerimiz hep o aşamada. Peki Kemal Bey,
Süremizin sanıyorum sonuna doğru geliyoruz. Paylaşmak istediğiniz, sizi çok etkileyen, bu geçen süreçte elbette birçok başınızdan olay geçmiştir. Bir anınız var mı bizimle paylaşmak istediğiniz? Bir sürü anımız vardır. Yani bu anılarımızın içinde çok kötü anılar da oldu. Yani çok üzüldüğümüz konular da oldu. Ama bir tane şu son yakın tarihte bizi çok derinden yaralayan bir olay oldu. Bir kişi kayıptı. O kişi 3 saat sonra bize haber verildi. Tam 3 saat sonra, 10 dakika sonra olay yerine geçtik. Kayıp kişinin kuyuda cesedine karşılaştık ve bunu yukarıya çıkarttık. Şu anda o kişinin oğlu bizim bu ekibimizin içinde. Canı gönülden de çalışıyor. Çok da sevdiğimiz bir kişi. Keşke daha evvelden işte Akut'u arasaydık. Yanlış yerleri aradık mı? Peki, hayatını kurtulma olasılığı çok da yüksekti. Çok çok yüksekti. Bu bizim yaptığımız faaliyette Akut çok ciddi ani kararlar vermemiz gereken konular oluyor. 99 depreminde bir enkazda birinin bacağını kesmeye karar verdik. Biraz daha bekleyelim dedik. O kişi öldü. Yani duygulandırıyorsunuz işte, ama ani mutlu oluyorsunuz, bir insanı üzülüyorsunuz. Evet, 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 evet. Ama herkesin duyarlı olması benim için çok sevindirici olması gerekiyor. Eğitim çok şart, eğitim şart. Yani halkımızı soruyoruz, hala da şunu söylüyorum. Bir burnunuz kanadında ne yapacaksınız? Herkesin söylediği klasik kelime işte, burnumu diyor tutarım diyor, kafayı mı havaya kaldırırım. Yani artık kendimizi ciddi geliştirmemiz lazım. Yani depremle ilgili, ilk yardımla ilgili, yangınla ilgili, doğal afetlerle ilgili. Yani geliştirmezsek sıkıntılarla karşı karşıya olacağımızı söyleyeyim. Evet. Biz ilk yardım Akut'la ilgili broşürler dağıtıyoruz. Sürekli evet, broşürler dağıtıyoruz. Bölge bölge. Şu anda Girne'yi bitirdik. Magosa, Lefkoşa bölgelerine broşür dağıtıyoruz. Depremde ne yapacaksın, selde ne yapacaksın diye. Bir de bizim 2006 senesinde bir ilk yardım kitabı bastıktı. Bu ilk yardımı okuyan insanlar kendi kendine doktoru olsun diyerek 10 bin tane kitabı dağıttık. Şimdi bu kitaplardan bölge bölge dağıtmaya başlayacağız. Halkı bilinçlendirirsek bizim işimizde daha kolaylaşmış olacağını düşünüyoruz. Çok güzel. Çok güzel bir yaklaşım. Broşürleriniz var. Kemal Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Süremiz doldu sanıyorum. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetliydi. Gençler, size de çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Evet sevgili Narden, Akut olarak bildiğimiz Arama Kurtarma Derneği'nin başkanı Kemal Bay da bu sabah konuğumuz. Verdiği bilgiler, evet, eğitim, Akut'un yapmış olduğu birçok faaliyetleri var. Ancak bunların başında ilkokuldan itibaren çocuklarımızın eğitim almasının önemine vurgu yaptı özellikle kendisi ve pek çok konuyu konuştuk. Evet, ben sözü size bırakıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Ülkü, aktardıklarınız için. Devam ediyoruz. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uygulanacak 3 büyük projenin kısa sürede hayata geçirilmesi için el birliğiyle çalışacaklarını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için müjdesi verilen 3 projeyi değerlendiren Feyzioğlu, söz konusu projelerin ülkeye birçok alanda katkı sağlayacağını kaydetti. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için müjdesi verilen 3 projeyi değerlendirdi. Büyükelçilik konutunda gazetecilere açıklama yapan Feyzioğlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere Türkiye'deki tüm kurumların Kıbrıs davasını milli ruhla ele aldıklarını anlattı. 3 büyük müjde çıktı bu zirveden. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bunları şekillendirdi ve ortaya koydu. Feyzioğlu, projelerin bitirilene kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Derin Yağ bölgesi dediğimiz Mausa'nın
ilerisindeki bölgede, Gazi Mausa'nın ötesindeki bölgede sosyal konut yapılacak. İlk etapta 276 konutluk başlanacak, sonra da inşallah devamı gelecek. Bu birincisi, eminim gençlerimizi, insanlarımızı çok memnun edecek, mutlu edecek bu proje. Büyükelçi Feyzioğlu, ikinci projenin Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çift yönlü kablolarla elektrik sağlanması olduğunu aktararak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugüne kadar enerji üretiminin tankerlerle denizden taşınan yakıta bağımlı şekilde yapıldığını, ancak bu yöntemin sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kronik elektrik sıkıntısına dikkati çeken Feyzioğlu, bu durum ekonomik hayatı olumsuz etkilediğini ve toplumsal yaşamda da zorluklara sebep olduğunu belirtti. Feyzioğlu, Anadolu'dan denizaltına yerleştirilen borular aracılığıyla adaya su verilmesi gibi elektrik sağlanmasının da dev bir proje olduğunu aktardı. Kuzey Kıbrıs'ın tüm elektrik ihtiyacı buradan çözülecek. Bu ne demektir? Bu elektrik kaynağında kesinti olmayacağı anlamına gelir. Bir, iki, elektriğin ucuzlayacağı anlamına gelir. Elektriğin ucuzlamasına bağlı olarak hanelerde rahatlamaya gelir. İnsanların daha rahat koşullarda yaşamasını sağlar ve genel olarak üretimin girdisini ucuzlatacağı için Kuzey Kıbrıs'ta hayat pahalılığına çok ciddi bir çözümdür. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la Başbakan Ünal Üstel'in de birlikte açıkladığı üçüncü projenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hakları ve imkanlarından faydalanması olduğunu anımsatan Feyzioğlu, projenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki sağlık sistemi dijital altyapısının Türkiye'ye entegrasyonuyla mümkün olduğunu kaydetti. Metin Feyzioğlu, iki ülkenin dijital sağlık entegrasyonunun kısa sürede tamamlanarak sistemden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daimi yaşayan Türk vatandaşlarının yararlanmasının sağlanacağını bildirdi. Türkiye'deki bu haberle birlikte sabah haberin de sonuna gelmiş oluyoruz. Bizden sonra Fehmi Oktay'la hava durumu, spor haberleri ve manşet artı ekranlarda olacak. Görüşmek üzere, hoşça kalın.